Selamlar. Normalde 2023'ün son videosu olacaktı ama maalesef ki 2024'ün ilk videosu olarak çekebiliyorum. Daha yeni bilgisayarın başına oturabildim. Hepinize iyi, mutlu ve başarılı seneler diliyorum. Her sene olduğu gibi bu senede bir Z raporu videosu çekeceğim. Yani geçtiğimiz senenin yapılan işleri, düşünenleri, hayal edilenlerin ne kadarını yapabildik, ne kadar para kazandık YouTube'dan ve bu sene içinde neler planlıyoruz, neler yapacağız, neler yapabiliriz onları konuşacağımız bir video olacak. Beni tanımayanlar için ilk defa bu video ile karşılaşanlar için ben Burak, oyun geliştiricisiyim, yazılım mühendisiyim ve... Aynı zamanda artık resmi bir title'ım var. Unreal Engine İstanbul temsilcisiyim, community temsilcisiyim. Geçen sene benim açımdan değişik bir seneydi açıkçası. İlk olarak işimden istifa ettim. Daha önce de bahsettiğim gibi Unreal Engine İstanbul community temsilcisi oldum ve oyunumuz Bahçeşehir'in ön inkübasyon sürecine kabul aldı. Yani Crestus Games olarak yaklaşık 6-7 ay boyunca ile beraber çalışacağız. Oyunumuzu beraber geliştireceğiz. Bu 3 ana olayın dışında çok fazla dinlendim. Çok fazla araştırma yaptım. Çok fazla kendimi geliştirdim ve aslında 2024'de kendimi hazırladım diyebilirim. O yüzden 2024'ün benim için çok çok daha heyecanlı geçeceğini düşünüyorum. 2024 planlarımın içinde kesinlikle 10.000 abone olmak var artık. Geçen senenin Z raporu videosu 10.000 abone rahat oluruz demişim toplamda 4.000 abone kazanmışız ee, geçen seneki videoda 10.000 aboneyi çok rahatlıkla ulaşırız demiştim patladık yani 10 10.000'e ulaşmak bir yana neredeyse bir 4.000 aboneye daha ihtiyacım var şu anda 10.000'e 10 ulaşmak için bu senenin hedefi kesinlikle 10.000'i 10 geçmek diyebilirim herhalde 10.000'i 10 de geçeriz bu sene sonunda. 9300 seviyelerindeyiz e, kesinlikle 10.000 aboneyi hızlıca geçip daha fazla içerik çekerek daha kaliteli içerikler paylaşarak ve eğer aklımda hedeflediğim şey olursa o hedeflediğim şeyi de söyleyeceğim birazdan çok daha fazla eğitim içeriğiyle Unreal Engine'i insanlara tanıştırmak istiyorum ve ben Türkiye'de güzel bir Unreal Engine komünitesi kurulacağına da eminim şu anda herkes farklı farklı şekilde çalışıyorlar. Bir şekilde bunları da birleştirmek istiyorum. Söylemek isteyeceğim diğer şey de şu anda Unreal Engine Authorized Instructor sürecim devam ediyor. Yani eğer o süreç başarılı bir şekilde gerçekleşirse Unreal Engine'in kayıtlı e, resmi eğitimcisi de olacağım. Ve bununla beraber aslında eğitim içeriklerinin de Unreal tarafından e, onaylandığı anlamına gelecek. Bunu bekliyorum aslında. Tutorial videolarının e, gelmeme sebebi de bu. Bunun dışında 2024'te birazcık kitlemi büyütmek istiyorum. Şu anda biliyorum birazcık oyun geliştirici tayfa ya da oyun geliştirmeye hevesli şu anda oyun geliştirmeyen tayfa beni izliyor. Ama aslında oyun tasarımı bilgim, genel hayat görüşüm, İletişim kabiliyetlerim konusunda kendime güveniyorum ve Çok rahat sadece oyunu oynayan tayfaya bile hitap etsem aslında Kitlemin 10 katına 20 katına çıkacağını biliyorum Belki onlara hitap eden videolar buraya gelebilir Ya da yeni bir kanal açıp oraya atıyorum Haydi baştan GTA Trilogy oynayalım Oynarken oyunun tasarımı ve mekanikleri üzerine konuşalım İşimize gelirse de bazı mekanikleri apararak buraya belki videolar atarız Aklımda birkaç video var zaten daha bu seriye başlamadan Eminim video oyunlarını ya bu oyunları oynarken çok daha fazla mekanik gelebilir aklımıza bunları yapmak için. Bu yüzden sizlere sorum şu ilk sorum. Oyun oynadığım ya da oyunlar üzerine konuştuğum videoları burada da görmek ister misiniz? Yoksa yok abi bu kanal eğitim kanalı bu kanal Unreal kanalı. Oyun oynayacaksan, oyun yayını yapacaksan ya da oyunlar üzerine konuşacaksan başka bir kanala çek mi dersiniz? Çünkü bu kanalın adı Bufak. Ben bu kanalı adını değiştirmek zorunda kalırım. Çünkü ben aslında bu kanal birazcık ufaklı Unreal gibi oldu. Ben aslında çok çok daha fazlasını verebilecekken veremiyorum. Birazcık Android Engine içeriği üzerinden ilerliyorum. Burada tamamen sizlere bırakıyorum. Aşağıya yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bu birincisiydi. İkincisi, Breath of Space'in yayınlanma süreci. E, oyunun skopu şu anda bu sene yayınlanabilecek seviyede değil. Ama e, siz takipçilerimle beraber geliştirme sürecini beraber götürebileceğimiz bir e, metodu oturtmaya çalışacağım ve oyunun oynanabilir bir versiyonu çıktığında bu oynanabilir versiyon bu arada şey değil. Yani Steam'de oyuncularla buluşturabileceğiniz bir versiyon değil. Sizin test edebileceğiniz bir versiyon. Bunda tabii ki aksaklıklar olacak, eksiklikler olacak, grafiklerde patlamalar, çatlamalar olacak. Burada aslında sizlerin feedback'lerini oyun yayınlanmadan önce alabilmek. İkinci durum demoya çıkmadan önce yani Steam Next Fest olur, başka bir demo olur. Buraya çıkmadan önce sizlere işte i e kod vermek olsun, etkinlikler olsun bir şekilde sizle iletişimde kalmak istiyorum. Çünkü bu kanalın ilk göz ağrısı Breath of Space. Ben 2021 yılında YouTube'a başladığımda Breath of Space'in <laughs> devloglarıyla başlamıştım aslında. E, şu anda yayınlayamıyorum devloglarını çünkü tezden dolayı çok fazla aslında bir geliştirme yapamıyoruz. Dökümantasyon sürecindeyiz şu anda. Tekrar bir topluyoruz dokümanları. Ama e, yoğunlukların bittiğinde Breath of Space'i bu kanalda daha fazla görebilirsiniz. Aynı zamanda Crash Games kanalında da İngilizce içeriklerini çıkıyoruz Breath of Space için. Üçüncüsü Climbing Mountain Sins diye bir oyun yapmaya başlamıştım. İşte bu Climb Up mıydı? Öyle bir oyun vardı. Onun popülerliğine karşılık hadi biz de yapalım. E, hem etkileşim olur bilmem ne. Sonra ben onun videolarını sildim kanaldan. Çünkü e, insanlar bana abi o oyunu mu yapıyorsun? Breath of Space ne oldu bilmem ne dedi. Sanki benim ana geliştirdiğim oyun oymuş gibi. Ben de geliştirmesini de durdurdum. Steam sayfasını da saldım. Steam'e e-posta attım. Steam dedi ki hayır bu oyunu hani kaldıramazsın. Başka böyle çeviremezsin ya sileceğiz sayfasını senin bir hakkın yanacak ya da kalsın dedi. Ben de kalsın lan dedim. Belki onu beraber yayınlarız. Belki canlı yayınlarda onu geliştiririz bilmiyorum. Aklımda birkaç plan var onun hakkında da. Bir de şu anda tasarladığım dökümantasyonları olmayan kafamda fikir aşamasında olan birkaç oyun var. Onlara da girişmek istiyorum. Böyle 2-3 ayda geliştirebileceğim oyunlarsa belki paralelde onu da geliştirebiliriz. Şimdi 2024 planları bu şekildeydi. Gelin 2023'te nereden nereye geldik? Kaç video paylaştık? Hangi videolar daha çok izlendi? Ben 2024'te hangi videoları çekmeliyim bu kanal için, Unreal için? Oyun geliştirme dışında neler koyabiliriz kanala onu konuşalım. Evet ilk önce abone sayımızla başlayacağız. Ocak 2023'te 1 Ocak'ta 6200'lerdeymişim ve ben bu sene için planlarımda 10.000 abone olmak vardı demiştim 2023'ün 2022'nin Z raporunda. 2023'ün Z raporuna geldiğimizde 9.277 seviyelerindeyiz ki bu kötü değil ama Cidden beklediğim spike'ları alamadım. Gördüğünüz gibi sadece iki tane falan spike var. Bu da beni üzdü açıkçası 2023 için. E, onun dışında gelin bir 2023'ün özetine bir bakalım buradan. Toplamda 289.000 görüntülenme almışız. Toplam 3000 abone kazanmışız. Ki bu önceki seneye göre azmış. Önceki sene daha fazla almışım. Abone nasıl oldu bilmiyorum. Ve 3000 lirada para kazanmışız YouTube'dan. Bu izlenmelerin. Çoğu yine Unreal Engine 5 ile oyun yapmayı öğrenen serisinden geldi ki o seriye olan ilginiz çok iyi çok güzel çok seviniyorum çünkü 2021 yılında çektiğim bir içeriğin hala izleniyor olması seviliyor olması güzel ama ben artık bu videoyu izlemenizi tavsiye etmiyorum çünkü Unreal 5.01 ile çekmiştim birkaç şey değişti şu anki sürümlerde benim bilgi birikimim yani 2021'deki ile tabii ki aynı değil. Aynı şekilde aktarış şeklim de aynı değil. Şu anda Authorize Instructor'ı aldığım gün bu serinin güncellenmiş halini çekmeye başlayacağım. Sözüm olsun. Ee, onun dışında shorts videoları da atmaya başladım ama shorts videoları izlenmedi. Sonraki videolarda Matthew'un ve bu bir videoda da hani bir videoda oyun yaptığım videoları izleniyor. O yüzden bir videoda oyun yaptığım videolarının sayısını da arttırmayı planlıyorum 2024'te. Bunlar dışında bahsedeceğim bir şey yok. Hani Twitter'ımı Instagram'ı göstermek istemiyorum. Oralardan da takip edebilirsiniz. Çünkü YouTube'da e, içeriklerimi hatta şuraya geçeyim. YouTube'da içeriklerimi haftada bir, iki haftada bir bile atamıyorum ama aslında hayata devam ediyorum. Paylaşımlara devam ediyorum. Discord sunucusunda iletişimdeyiz. Twitter'da e tweet atmaya başladım günde bir iki günde bir orada da hani hem sektör analizleri hem oyun analizleri hem de komikli Twitter atıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. E 2024 hepiniz için güzel geçsin, başarılı geçsin, üretken geçsin. Discord sunucusunda geliştirdiğiniz oyunları paylaşın. Böyle beraber birbirimize hem motivasyon anlamında hem de teknik anlamda destek olabileceğimiz şeyler varsa olmaya çalışalım. Unreal Engine öğrenmek istiyorsanız Birazcık daha bekleyin ya da bir Udemy kursu alın oradan başlayın. Çünkü benim de yeni içeriklerim geliyor olacak Unreal Engine özelinde. Hem tutorial hem de diğer ki içerikler için. Bunlar dışında dediğim gibi başka içerikleri de bu kanalda görmek ister misiniz? Yine oyunlarla alakalı fazla uzak değil gidip yemek videosu çekmeyeceğim tabii ki. Ya da abi burayı Unreal Engine özelinde yap. Yeni bir kanal aç seni orada destekleriz mi dersiniz? Bunun da yanıtını sizlerden bekliyorum. 2024'de başarılı, mutlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum hepinize. Sağlıcakla kalın. Ocak ayının <laughs> paket incelemeleri de bu hafta sonu kanalda olacaktır. Sevgiyle ve saygıyla.